Son günlerde hem bu yayında hem de TV100'deki diğer haber yayınlarında sokağın gündemini tuttuğumuzu fark etmişsinizdir. Gerçekten sokağın gündeminde neler var, bunları araştırıp karşınıza getiriyoruz vatandaş görüşüyle. Vatandaş olaylara, gelişmelere nasıl bakıyor, nasıl yorumluyor, bunları size aktarıyoruz. Arkadaşımız Buse Habbazi bugün başka bir konuyu sokağa sordu. Gündemi ise 50 bin liralık cep telefonu. Bir telefon 50 bin lira eder mi sizce? Etmez yani, Türkiye'de etmez. Asla. Çok büyük bir para bu. Vermek istemesem de veririm gibi geliyor. Verilir. Neden verilmesin? O para parası olmayana pahalı gelen bir şey. Zarar da görse, kırılsa da 50 bin lira vermem. Değer mi? Binlerce lirasını döken de var, senelerce aynısını kullanan da. Telefon fiyatları çığırından çıktı. Bazı son model akıllı telefonlarının ön satış ücreti gündem konusu oldu. En iyi özelliklisinin 50 bin liraya kadar çıktığı bu model son günlerde tartışma konusu oldu. Peki vatandaş bu duruma ne diyor? Bir telefon 1000 liralara değer mi? Sizin için sorduk. Şimdi burada şu anki fiyatı 50 bin lira değil mi telefonun? Bu da 9 tane asgari ücret yapar. Yani 50 bin lira sizce verilir mi telefonu? Ya bence verilmemeli. Verilmez. Yani gereksiz. Çok paramız da olsa 50 bin lira vermek gereksiz. Zengin biriyse alabilir tabii ki. İnsanlar da para var demek ki alıyorlar. İnsanlar seviyor, insanlar alıyor. Yani istiyor. Parası olan pahalı telefon alıyorsa onun işidir, onun tercihidir. Bütçem müsait. Ama niye vereyim 50 bin lira? Akıllı telefon varsa zaten işe yarıyor. Bir telefona 50 bin lira verir misiniz? Asla vermem. Veren de görgüsüzdür yani. Verdim. Verdim yani, yaptım. Peki zorlamadı mı sizi alırken? Yani zorladı da ama yine de aldım yani. Yapacak bir şey yok, seviyorum. Birazcık bu görgüsüzlüğe giriyor bence. Bu bence şey değil, telefon ihtiyacı değil bu. Bu tamamıyla işte hava atma aracı. Niye? Gereksiz bence yani. 50 milyarlık telefon da aynı aktiviteyi yapıyor, 10 milyarlık olan da aynı şeyi yapıyor. Çok param olsa verebilirim belki. Şartlarımız ve keyiflerimizden vazgeçmediğimiz sürece de vermeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. 50 bin benim kolay biriktirebileceğim bir para da olmadığı için 50 bini daha farklı yerlerde değerlendirmeyi tercih ederim. Ben 50 bin lirayı telefona vereceğime hayvanlara harcarım, daha yararlı işlere harcarım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süre önce lokantalar açmıştı halka ucuz yemek verebilmek için. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu uygulamaya katıldı. Şehrin en işlek yerindeki restoranında, Aydın'da 4 çeşit yemek 15 lira. Yemek fiyatını duyan restorana koştu. Kuyruk uzadıkça uzadı. Yemekler çok güzeldi. Belediye 15 lira yaptı. Yapmasaydı halimiz nanaydı efendim. Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya gitti. Şehrin en işlek yerindeki bir restoranda 4 çeşit yemeği 15 TL'den satmaya başladı. Böyle 4 çeşit yemeği şimdi özel günlerimizde bile verilmiyor. Hele ekmeğin 6 lira olduğu bir zamanda. Memuru, emeklisi, öğrencisi yemek kuyruğunda sıraya girdi. Özlem Hanım böyle bir kampanya yapmış. Onu duyduk. Bugün buraya geldik ilk kez. Çok memnunuz. Uygulama Aydınlıları oldukça memnun etti. Yemeklerini alan vatandaşlar oturup afiyetle yedi. Yemekler çok lezzetli. Fiyat güncellemesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Öğrencilerimiz var, çalışanlarımız var. Yani ev hanımları herkes için çok iyi yaşı. Biz yaşlılar için, emekliler için de biçilmiş bir kaftan. Sağ olsunlar olsun. Öğrenci dostu, halk dostu, Özlem Başkanı çok seviyoruz.